Barlar Sokağı'na getirdim size arkadaşlar. Çok fazla Avrupalı var, Fransız var, İtalyan var. Bunlar da küçük birahaneler. Efendim herkese selamlar. Kaliteli bir sabahtan Vietnam'ın başkenti Hanoi'den yeni bölüme hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte bir önceki bölümde kaldığımız yerden devam edeceğiz Hanoi keşfine. Hanoi çok güzel bir şehir gerçekten. Vietnam'ın bence en popüler, en güzel yerlerinden bir tanesi. Eğer olur da Vietnam'a gelecek olursanız mutlaka başlangıcı Hanoi'den yapmanız gerekiyor diye düşünüyorum. Tabii bu nacizane tavsiyem, yine karar sizin. Bugün sizlerle birlikte Hanoi keşfine çıkıyoruz. Videoya geçelim. Videoya geçmeden önce de bu kardeşiniz için az çok demeyelim, boş geçmeyelim. Yorum yapıp beğeni paylaşırsanız çok sevinirim. Sizlerin yorumları çok değerli. Sizlerin yorumları sayesinde bu içerikler daha çok kişiye öneriliyor. Ve biz bu sayede daha fazla motivasyon sağlıyoruz. Hayta Yollarda prodüksiyon farkıyla Vietnam, Hanoi yeni bölüm başlıyor. Sokağa çıktık. Burayı hatırlıyorsunuz değil mi? Queen Light Hotel. Harika bir otel gerçekten. 3-4 gündür burada kalıyorum. Bir önceki bölümde de göstermiştim. Gelirseniz mutlaka tavsiye ederim. Açıklamalar kısmına linkini bıraktım. Booking'ten rezervasyon yapabilirsiniz. Fiyat da uygun gayet. Evlerin güzelliğine bakar mısınız? Binaların güzelliğine, sokakların şenliğine. Enerjimiz bomba gibi bugün. Çok güzel uyandım. Keyfimiz yerinde. Şimdi gidelim önce bir kahvaltı yapalım. Ardından hep birlikte bir gezintiye çıkalım. Xin chào dayıcım. Burayı hatırlarsanız bir önceki bölümde göstermiştim size. Hanoi'de abartısız en güzel kahvaltı yapabileceğiniz yerlerden bir tanesi Lifted Coffee Branch diye. Biz de güne güzel bir şekilde burada bir başlangıç yapalım arkadaşlar. Fiyat performans olarak da çok iyi. Harika ürünler var. Şöyle Avrupa kahvaltısı, guacamole'ler, ekmek arası tostlar falan. Hadi bakalım içeri doğru geçelim. Şöyle menüyü göstereyim ufaktan. Fiyatlar aşırı uygun burada. 3 dolardan falan başlıyor. Çok güzel yemekler falan var. Reis günaydın. Günaydın, ne haber? İyi, sen ne yapıyorsun? Vallahi çok heyecanlıyım bu yemek için. Ne söyledin? Şey söyledim ben, mushroom three cheese. Bu bildiğin şey tost. Mantar ve peynirli, 3 tane değişik. Güzel. Ben de bowl diyorum arkadaşlar. Sağlıklı besleniyorum. Biliyorsunuz artık diyet moda tekrardan girdik. Mushroom scramble egg bowl. Bakalım nasıl bir şeymiş. Yalnız malzeme çok iyi gözüküyor. Yumurta var, avokado, içerisinde yeşillik, mısır, bir de kahverengi pirinç var. Bakalım tadına nasılmış. Bu bowl'lar çok acayip sağlıklı. Tabii canım. Zaten ilk Bali'de falan başladı bunların olayı arkadaşlar. Daha sonra dünyaya yayılmaya başladı. Çok güzel bir yere getirdim sizi. Burası Train Market, yani tren pazarı diye geçiyor. Rayların içerisinde sağlı sollu kafeler ve restoranlar var. Ve buradan tren geçiyor arkadaşlar. İnsanlar gelip burada fotoğraf çektiriyorlar, video çekiyorlar. Tren raylarının yanında kafeler oturup çay kahve içiyorlar. Çok keyifli bir ortam. Saatlerimiz şu an öğlen 1.30'u gösteriyor. Tren 3.30'da geçecekmiş. Bilmiyorum o vakte kadar bekler miyiz, başka yerlere mi gider miyiz ama 2 saatte bir geçiyormuş. Çok geç. Ben 30 dakikada bir geçiyor diye biliyordum ama yanlış biliyormuşum. Burada gördüğünüz gibi Avrupalı gençlerin hepsi trenin geçmesini bekliyor. Ablam da burada ekmeğinde hediyelik eşya falan satıyor. Böyle kitap aralarında kartlar koymuşlar. Çok güzel ya. Çok natürel ve turistik bir ortam var. Şu olaya bakar mısınız ya? Kültürün dibindeyiz şu an ha. Vietnam kültürünün. Ablam oturmuş yemek yiyor tren raylarının ortasında. Buradaki kafelerin ve restoranların birçok sahibi de yani burada oturan esnaflar, ev sahipleri. Evlerinin böyle garajını, bahçesini, kapısının önüne kafe yapmışlar. Gelene gidene burada çay, kahve, soğuk içecek falan satıyorlar. Onlar için de bir geçim kapısı oluyor en azından. Turistik olmasının işte buradaki halka böyle bir faydası olmuş. Çok sevindim gerçekten. Birkaç saat sonra tekrar buraya geleceğiz. Size trenin geçtiği sahneyi de göstereceğim arkadaşlar bir aksilik olmazsa. Ablam. Turistler, yedi göbek, yerli yabancı herkes buraya geliyor. Şeyde de vardı hatırlarsanız, Bangkok'ta gitmiştik, Mak Long pazarı. Aynı onun gibi bir şey yapmışlar buraya da. Ama orada meyve sebze falan satıyorlardı yolda. Burada o kültür yok. Burada sadece kafeler var. Ve o dünyaca ünlü, filmlere konu olan, kitaplar yazılan hakkında Maison Centrale cezaevine geldik arkadaşlar. Biletimizi aldık. Giriş ücreti olarak 30.000 Vietnam Dongo dedik. O da yaklaşık $1.20 yapıyor. Hadi içeri doğru geçelim. Evet arkadaşlar. Şimdi cezaevinin içine girdik. Şöyle arkalara doğru ilerleyelim. Size etrafı göstereyim biraz. Buranın tarihinden bahsedelim de anlatayım. Şimdi size cezaevini anlatacağım ufaktan. 4 farklı blok var burada. A, B, C, D. AB binalarında ağır suçlular bulunuyormuş. C binasında ise yabancı uyruklular, D binasında ise idama götürülecek kişileri tutuyorlarmış arkadaşlar. Şurası avlu, bekleme alanları, işte restoran, yemek alanı, yemekhane diyebiliriz daha doğrusu. Restoran diyoruz ama. Çok büyük bir yüz ölçümüne sahipmiş bu cezaevi. Şu an sadece küçük bir binası kalmış çünkü yıkmışlar ondan sonra arkadaşlar. 1954'ten sonra ise savaş başlıyor. Biliyorsunuz ki Amerikan Savaşı. Burası Kuzey Vietnam'ın yönetimine geçiyor. Ondan sonra burada Amerikalı pilotları, komutanları ve savaşçıları esir alıyorlar. 73 yıllarında ise Amerikalıların hepsini bırakıyorlar. Burada o günlerde kullandıkları yemek kabları, tabaklar, çanaklar, küçük ayrıntılar ve kıyafetler var. Mahkumların kullandığı kıyafetler. Bakar mısınız? Böyle küçük küçük. Gerçekten çok zor günlermiş. Burada gördüğümüz gibi Vietnamlı esirlerin fotoğrafları bulunuyor. Burası ise hapishane. Hani Vietnamlı esirlerin tutulduğu. Bakar mısınız? Tuvalet yaptıkları alanı görmek ister misiniz? Herkes açık bir şekilde burada tuvaletini yapıyormuş. Altta bir tane kova var. Kovanın içine yapıyorlar. Burada oturup ve herkes birbirini görüyormuş. Ne kadar utanç verici bir olay. Bu cezaevini videonun başına bahsetmiştik. Fransızlar 1896 yılında inşa ediyorlar. Vietnam'da esirlerin burada prototiplerini, heykellerini yapmışlar. Çok zor günlermiş gerçekten. Yüzlerce, binlerce insan burada tutuklu kalmış. Ağır şartlar altında işkence görmüşler ve hayata gözlerini yummuşlar. Burası böyle yine esirlerin tutulduğu yer. Küçük bir hücre. Ayaklarından burada insanlar kelepçelenmiş. Gördüğünüz gibi sadece küçük bir hava deliği var. Ne ışığı görüyorlar ne bir şey. Zaten bu elektrik lambaları falan da yani yeni yapılan şeyler. O zaman da öyle bir şey yokmuş. Çok zor. Gerçekten çok zor. Şu an tüylerim diken diken oldu burada. Burada da yine hücre var. Açılıyor mu? Kilitli. Bakar mısınız? İçeride yine ayağından kelepçe vurulmuş birisi var. Sadece burada yatıyor. Ne hijyen var ne bir şey. Açlıkla baş başa kalmışlar. Bu odalarda, bu mahzenlerde alan. Burada da bir işkence kuyusu var. İçerisine demir mızrak koyup içine atıyorlarmış insanları hızlı bir şekilde. Burada yine bir kuyu var. Su kuyusu. Bunun içine atıp su dönmesini bekliyorlar. Acı dolu günler. Vietnam halkı gerçekten çok acı dolu günler geçirmiş. Çok büyük savaşlar atlatmış. Burada da bir kanalizasyon deliği görüyoruz. Kaçmak isteyen mahkumlar kanalizasyon deliklerini kullanmışlar ve bu demirlerden kaçmaya çalışmışlar. Ama ne yazık ki başarılı olamamışlar arkadaşlar. Kanalizasyonlar yerin altında, tuvalet bölümünden. Burada yine insanlar işkence görüyorlar gördüğünüz gibi. Demirlerle. Sosyalist Vietnam Cumhuriyeti, Kuzey Vietnamlılar. Üst kata doğru devam ediyoruz. Evet, giriş buradan. O büyükmüş, daha varmış bayağı. Evet, burası koğuşlar. Burada 40 kişi, 50 kişi aynı anda tutulmuş. Ve bu odanın içerisinde yine dönemin ünlülerinden Mrs. Nguyen and Mr. Nguyen ailesi varmış. Onlar da bu alanda tutuklu kalmışlar ve hayata gözlerini yummuşlar. Fransızca yazmışlar, İngilizce ve Vietnamca. Burada yine bir tutuk evi var, cezaevi. Şu alan nedir? Buraya girelim bir de. Burası da yine tutuk odası. Çocuklu aileler için. Yine yan yana burada onlarca insan tutulmuş, ölümle baş başa bırakılmış. Evet, işkence aletlerinin olduğu yine odaya geldik. Burada giyotin var. İnsanların işte kafasını kesiyorlarmış giyotinle. Yukarıdan hızlı bir şekilde bıçağı bırakıyorlar ve burada kişi kafası kopup hayata gözlerini yumuyor. Çok değişik işkence aletleri var. Şurada prangalar var. Ayaklara vurulan. Boks eldiveni var. Eski bir battaniye görüyoruz. Kova. Bunun içerisinde ateş falan yapıyorlar galiba. Aynen. O dönemde ateş yaktıkları benzer şeyleri. Bambudan yapılma eski bir merdiven. Hasır bir sepet. Şu an içeride bayağı da Fransız var izlerken. Etrafı donup kalıyorlar. Geçmişte yaptıkları için üzülüyorlar galiba. Burası yine bir hücre, tutuk evi. Ayaklarından prangalanmış insanlar. Hareket bile edemiyorlarmış. Yataklara böyle insanları ayaklarından zincirliyorlarmış, kelepçeliyorlarmış. Şu hücrelere bakar mısınız gerçekten? İnsan buralarda nasıl kalabilir yani? Düşünsenize, sürekli buradasın. Ne günü biliyorsun, ne saati biliyorsun ve ayağından kelepçeli bir halde. Kaçmayasın diye. Gerçekten çok zor. Bunların hepsi cezaevi. Küçük küçük hücreler. Şurası da hava alma deliği galiba. Burada da Amerika, Vietnam yani Kuzey Vietnam, Güney Vietnam Savaşı'nı anlatmışlar. Resimlerle, görsellerle. Biliyorsunuz ki savaşın kazananı Kuzey Vietnam yani şu an bulunduğumuz bölge. Hanoi eski Kuzey Vietnam'ın başkenti. Şu an ise Vietnam Cumhuriyeti'nin başkentliğini sahipleniyor. Demokratik Vietnam. Bayağı bir turist geliyor. Burası dua alanı. Geçmişte ölen kişiler için insanlar gelip burada dua ediyorlar. Bakın mesela burada bir ablamız şu an ölen kişilere duasını ediyor. Amerikalı tutuklar buraya o dönemde Hilton Hanoi ismini vermişler arkadaşlar. Uzun sene buralarda esir tutulmuşlar. Bakar mısınız? Şu an Hilton Hanoi'deyiz. Bu alanda da yine yapılan savaşlara ait görseller, kullanılan eşyalar, kişisel kıyafetler, dokümenteriler falan var. Çantalar, Vietnam bayrağı bir tane. Kıyafetlere bakar mısınız? Günümüze kadar ulaşmış 60-70 yıllık bir mazi şu an burası. Bu da Amerikan pilotlarının yattığı yataklar. Bakar mısınız? 64-73 yıllar arasında. Hanoi Hilton diye boşuna dememişler. Adamların yatakları bile varmış. Pilotların kıyafetleri, esir pilotların, Amerikalıların. Gel gelelim gün sonuna. Yıl 2023. Kuzey Vietnam'dan ayrılmak isteyen Güney Vietnam savaşı kazanamıyor, kaybediyor ve şu an mutlu mesut bir bayrak altında herkes yaşıyor. Yani Güney Vietnam, Kuzey Vietnam diye artık bir ayrım kalmamış. Cezaevinden çıktık. Tekrardan ana caddeye doğru ilerliyoruz. Şehir merkezine gidelim. Trenin geçmesine az kaldı. Size orayı göstereyim arkadaşlar. Bir tren geçsin bakalım. Harika bir kruvasancı buldum arkadaşlar. Dükkanın güzelliğine bakar mısınız? Ne kadar tatlı. Şöyle göstereyim size de mekanın adını. Olur da Vietnam'a gelirseniz deneyin mutlaka. Ben de şimdi bakacağım tadına. Orijinal Fransız reçetesi gibi gözüküyor. Burada çünkü çok eski ustalar falan var Fransız. Kruvasan konusunda çok iyiler. Deneyeceğiz biz de bakalım. Bir tane sipariş verdik bademli. Tanesi 45.000'miş. O da yaklaşık 2 Amerikan doları yapar. Malzeme bu. Çıtır çıtır. Bademi sadece dışına koymuşlar, içinde yok. Normal yani, çok iyi değil. Ve o meşhur tren geliyor. Tam trenin geçeceği esnada kamera açılmadı. Cep telefonundan çekmek zorunda kaldım. Bir dakikalık bir olay. Bir de kurnazlar trenin geçmesi 10 dakika kala falan ücretsiz bir şekilde içeri girmenizi istemiyorlar, izin vermiyorlar. Kapıda hep mekan sahipleri bekliyor. Onlara paslıyorlar size. Oturduğunuzda da diyor ki sipariş vermek zorundasınız, bir tane içecek almak zorundasınız, yoksa oturamazsınız diye. Neyse çok önemli değil de sadece böyle tarzları çok hoşuma gitmedi. Sert yapıyorlar bayağı. Ben de bir tane mango suyu aldım, içtim 2 dolara. Şu tren yolunda biraz yürüyelim. Böyle kafeler, restoranlar var çok güzel, birbirinden özel. Onları bir görelim. Bir yol verin de geçelim be adam. Yol verin de geçelim. Ortam çok iyi. Çok renkli. Bak. İkinci tren yoluna da almıyorlar. Çok değişik insanlar, çözemedim. Sinirleneceğim, sinirlenmek de istemiyorum, ben pozitif bir insanım. Akşam ondan sonra gel dediler. Neyse çok zorlamadım, önemli değil. Biz biraz sokaklarda gezelim abi. Bunlarla uğraşılmaz. Vietnamlılara laf anlatmak çok zor. Aynı Kamboçlar gibi, Laoslar gibi. O yüzden hiç polemiğe girmeyeceksin. Bakacaksın keyfine. Önüne devam edeceksin. Burada da böyle purple cafe, mor renk bir kafe yapmışlar. Çok hoş, güzel duruyor. Tek secari kumaşların olduğu bir caddedeyiz sanırsam. Tren yolunun şurası da işte üst tarafı. Raylı yol. Oradan geçiyor. Burası yüksek basamak tabi. Bizim o durduğumuz yer hemen şehir merkezindeki ana meydandaydı. Hanoi durağıydı. Oraya gitmek isterseniz Google haritalara geldiğinizde Hanoi Train Street diye yazarsanız veya Train Station, Google haritalarda çıkıyor. Şehir merkezine yürüyerek 10 dakika mesafede falan. Adamlara helal olsun ama abi, ciddi kahve kültürü var. Her yerde böyle küçük küçük coffee shoplar, aynı zamanda oturup çekirdek falan yiyorsunuz. Çok keyifli. Akşamları ben de oturuyorum. Dayım öyle birasını almış, yer fıstığını almış. Lokantalar var böyle küçük tabirelerde. Yani adamlar yemeği, içmeyi, eğlenmeyi seviyorlar. Özellikle ailecek, arkadaş gruplarıyla vakit geçirmeyi. Çok keyifli bir şey bence. Bizde de öyle gerçi. Biz de ailemizle, çoluk çocukla, akrabalarla vakit geçirmeyi severiz. Aha, çocukluğum geldi gözümün önüne. Bura neymiş? Paramount Beer. Ha, üst kat şey böyle. Beer, pub tarzı. En üstte de spor salonu yapmışlar. 7 Fit, Private Fitness diye. Sokaklara bakar mısınız? Sanki böyle şeydeyim şu an. Çengelköy tarafları falan var ya bizim. Beylerbeyi. Orası gibi daracık daracık, büyük büyük ağaçlar. Ağaçların gölgesinde oturan insanlar. Çok keyifli, çok güzel. Hanoi'yi çok beğendim. Yani aşırı sevdim diyebilirim. Şimdi diyeceksin kardeşim çok abartıyorsun. Yo, ben biliyorsunuz sevmediğim yere sevmedim diye derim. Ama sevdiğim yeri de bitiremem abi. Hong Kong'a bir daha gitmem. Tayvan'a bir daha gitmem. Ama Vietnam'a defalarca üst üste gelirim. Cha Cha Tanglong. Balıkçı. Şurası ana meydanın olduğu cadde. Oradan bizim aşağı çarşıya dönüyor. Otelin olduğu bölgeye. Gece pazarı falan kuruluyor akşamları. Bu videoda size gece pazarını falan da göstereceğim. Şimdi ilerliyoruz oralara doğru. 7-Eleven'ları göremedim Vietnam'da. Winmart'lar var burada. Çok fazla. Bir de Circle K'ler var. O da yine Asya markası. 7-Eleven tarzında. Bu marketlerde her şeyi bulabiliyorsunuz. Banyan Coffee. Oo, kafeye bakın. Butik shop. Çok güzel konseptler var ya. Rengarenk, ışıl ışıl. Mimari konusundan da bayağı iyi yani. Gelişiyor. İnsanlar yatırım yapıyor. Avrupalılar falan çok fazla geliyor. Normalde komünist yönetimin olduğu yerlerde korkarlar yatırım yapmaya falan. Küba'da mesela dış yatırımcılar, yabancılar gelmiyor. Neden? Adam diyor işte ben buraya yatırım yapacağım diyor. Sonra devlet gelip el koyacak diyor. Kamulaştıracak diyor. Ondan dolayı girmiyor. Ama burada öyle bir olay yok. Yani gönül rahatlığıyla yurt dışındaki yabancı yatırımcılar gelip burada fabrika açıyorlar, iş yeri açıyorlar, restoran açıyorlar. Ve güzel bir şekilde de yaşıyorlar. Aynı zamanda yerel halka da destek vermiş oluyorlar. İstihdam sağlıyorlar. Bizim caddeye geldik. Krallar. Yatakçı. Bakıyor şu tane yeri şurası da. Junk Coffee. Benim favori markam. Barlar Sokağı'na getirdim size arkadaşlar. Akşam oldu Hanoi'de. Biraz bu sokakta turlayalım. Daha sonra gece marketine gideceğiz, gece pazarına. Burası Hanoi'nin en içteki yerlerinden bir tanesi. Tabii müzik sessiz burada. Tayland kadar olamaz, Bali kadar olamaz. Ama yine ona rağmen eğlenceli. Burada galiba insanlar çok fazla eğlenmeyi sevmiyor. Hiç müzik sesi gelmiyor ya. Herkes böyle oturmuş efendi gibi dükkanın önünde. Yiyor, içiyor, keyfine bakıyor, eğleniyor. Sessiz şekilde eğleniyorlar ama. Burası biraz daha hareketli kısım. Polisler, polis arabası, böyle küçük kamyonet kontrol ediyorlar. Her yerde polis kontrol var. Turistlerin güvenliği için. Güvenlik üst düzeyde. Çok fazla Avrupalı var, Fransız var, İtalyan var. Polis arabası çok güzel ama, değil mi? Çok ilgimi çekti. Bunlar da küçük birahaneler. Herkes burada işte atırıyor, takılıyor, keyfine bakıyor. Sabahın 5'ine 6'sına kadar açık mekanlar burada arkadaşlar. Eğlence durdurak bilmiyor Hanoi'de. Evet arkadaşlar, şimdi ana caddeye doğru çıkıyoruz. Burası Hanoi Gece Pazarı'nın, Night Market'in olduğu bölge. Saatlerimiz tabii şu an geceye varmaya başladı. 10.30-11 civarları. Bayağı bir kalabalık. Hava da güzel şansımızdan. 4 gündür Hanoi'deyiz. Burada yağmur da yağmıyor. Her yer böyle masaj salonları, eğlence mekanları, gece kulüpleri, night club'lar. Bu bölgede polis kontrolü çok fazla var. O dikkatimi çekti biraz açıkçası. Öyle bir şey olması tabii iyi bizler için. Şurası ana caddeye çıkıyor. Ana caddeye doğru çıkalım. Oradaki gece marketine götüreyim sizi. Biraz bakalım sokaklarda neler dönüyor, neler satılıyor. Hep birlikte görelim arkadaşlar. Gece olunca Vietnam, Hanoi bir başka güzel oluyor gerçekten. Binaların dışına bakar mısınız böyle? Rengarenk ampullerle, çiçeklerle dekore etmişler. Bunlar hep Fransız kolonisinden kalma tarihi eser binalar. 70 yıllık, 80 yıllık, 100 yıllık veya 150 yıllık. 1800 yıllarda biliyorsunuz ki ciddi derecede burada bir Fransız yönetimi söz konusuydu. Bunlar da outletler, Tech Store diye yazan yer. Hem kıyafet satıyorlar hem de uygun fiyata teknoloji ürünleri, telefon kılıfları gibi cihazlar satılıyor. Motosiklet trafiği hiç durmuyor abi. Gecenin 3'ünde 5'inde de korna sesini duyuyorsunuz burada. Şu mağazanın güzelliğine bakın. Masaj Asya'da ciddi bir kültür. Gerçekten saygı duyulması gereken bir kültür. Burada insanlar deli gibi masaj yaptırıyorlar. Her yer masaj salonu. Ama Vietnam'da bir tık fiyatlar pahalı. Yaklaşık 1 saatlik full body vücut masajı 15 dolardan falan başlıyor. Kamboçya'da, Bali'de, Tayland'da 7-8 dolardan başlıyordu. Burada 2 katı. Bir önceki bölümde hatırlarsanız burayı göstermiştim size. Timeline Cafe ne güzel diye. Burası da gece hali şu an. Gündüz ayrı güzelmiş, gece ayrı güzelmiş vallahi. Şu an biraz şey anımsattı bana bu bina. Katar. Katar'a gitmiştik hatırlarsanız New York'tan önce bir gün. Orada da böyle 2 katlı müstakil yerler vardı. Xin chào kardeşim. Hello. Vietnam vizesiyle ilgili destek almak isterseniz açıklama kısmına ve yorumlara başı sabitledim. Hayta Yollarda Prodüksiyon'un çağrı merkezi. Sorunsuz bir şekilde, kusursuz hizmet almak için Hayta Yollarda Production. Bakın 45 dakika masaj 10 dolar. Bir saati de 14 dolar. 13 dolar. Burası ana meydan. Şimdi şu geldiğimiz yer burası Kafa Kafe. Kafa diye yazılıyor. Türk mü acaba sahibi? Normal bildiğin kafa yazmış. Kafa da gerçi kahve anlamına geliyor ama Kafa Kafe. Kahve kahve mi? İçecek kahve, oturacak mekan kafesi anlamına geliyor. Beynimi yaklar yemin ederim. Evet, ana meydandayız şu an arkadaşlar. Burası Hanoi'nin en işlek caddelerinden bir tanesi şu an. Biz de geldik, semtteyiz arkadaşlar. Bir önceki bölümde buranın gündüz vaktine gezmiştik. Öğlen saat 2-3'tü. Şu an gece. Vietnam'da çünkü iki türlü hayat var. Bir gündüz, bir de akşam ondan sonra. Bakar mısınız? Her yer ışıl ışıl, rengarenk. Ampuller, lambalar yanıyor. Millet yiyor, içiyor, geziyor, eğleniyor. Ve biz de baba an itibariyle semtte online mıyız? Online'ız. Şurada da pankekçiler var meşhur. Neymiş bu ya? Ha, peynirli şey yapıyorlar, pankek kalıbın içerisinde. Hello. Waffle hamurundan. Tayvan'da da çok güzel yapıyorlardı da. Şekerli ya. Bu son bir 2 haftadır 2 kilo falan aldım. Onu geri vermem lazım. Dayım. Acilen zayıflamam gerekiyor arkadaşlar. Gömleklere bakın, gömleklere. Apache gömlekleri, Recep İvedik gömlekleri. Seviyorum ben de bu gömlekleri ya. Yalnız bunlar işte yıkanınca makinede hemen çekiyor. Olur da alacak olursanız buradan 1 beden veya 2 beden büyük alın. Tayland'da almıştım bir tane yeşil. 1 gün giydim, ertesi gün laundry'ye verdim. Sonra bir daha giyemedim. Küçücük kaldı, çocuk gömleği gibi üzerimde. Evet, hava aydınlık bayağı. Işıl ışıl her yer ya. Ampuller, lambalar falan çok iyi aydınlatıyor Hanoi'yi. Ortam çok güzel. Burası Hanoi Night Market'in olduğu, yani gece pazarının olduğu cadde. Google haritalara Hanoi Night Market diye yazarsanız sizi buraya getirecek arkadaşlar. Hemen bir arka sokağa da şuradan sağa döndük mü az önce geçtiğimiz barların ve kulüplerin olduğu cadde. Bakın çocuk gömlekleri 3 dolarmış. 80K'ymış tanesi. Ablam burada terlik merlik satıyor. 70K. Yine aynı 2,5 dolar falan yapıyor. 1 dolar bildiğimiz üzere 24 Vietnam dongu. Hemen hemen Türk lirasıyla aynı diyebiliriz. Türk lirası da şu an 28 galiba değil mi? Dolar karşısında. Yani rakamları TL ile vurdunuz mu hemen hemen 3 aşağı 5 yukarı %10 az oluyor. Aynı fiyata çıkmış oluyor ya. İşte 50 dongluk ürün ne yapıyor bizde? 45 TL mi yapıyor? Öyle bir şey. Sadece bu arkadaşlar bol sıfır kullanıyor. Yoksa rakamlarımız aynı yani. Ablam bunlar ne güzelmiş ya. North Face'in 100K. Ha, bu yakar. Thank you. Kalitesiz. Kumaşı kalitesiz maalesef. Beğenmedim. Bunların birçoğu da böyle kafe, restoran. Bazıları akşam erken saatte kapatıyor. Sabah sadece kahvaltı hizmeti veriyor. Bazıları ise akşam açıp sabaha kadar böyle bar, pavyon tarzı bir hizmet veriyorlar. Yani caddede gezerken sürekli başınızı yukarı kaldırıp gezmeniz gerekiyor. Çok ilginç şeyler görebiliyorsunuz Vietnam'ın bu meşhur sokaklarında. Rengarenk, ışıl ışıl, mutlu insanların ülkesi Vietnam'dayız arkadaşlar. Gerçekten sokaklarda gezerken ben de heyecandan bazen sesim titriyor. Bazen kelimeleri karıştırıyorum. O yüzden hepinizden özür dilerim. Yani heyecanıma maruz görün. May day. Sabadi kap. Sabadi may. Mi may kap. Mi melui. Evet, evet, evet. Akşam oldu, böyle oldu. Şurada ne ya? PTT mi? Ha, PV Combank diyor. Evet, Night Market'in olduğu caddede böyle yavaş yavaş bitiyor. Şurada da bir ablamız var. Kebap satıyor. Kıyma kebabı, karides, ahtapot, kalamar ürünler burada. Işıl ışıl. Xin chào. Hello. Ahtapotlara bakın. Nasıl da bakteri üretmiş sıcakta garipler. Ahtapotlar da bilmiyordu başına gelecekleri, bu sıcakta satılacağını. Bilselerdi yakalanmazlardı asla. Şu kültür çok iyi ya. Aynı bizim Antep biliyor musunuz? Taburelerde oturuyorlar böyle akşam. Kemikli, et sulu, noodle çorbalarını içiyorlar. Çok iyi değil mi? 24 saat açık bir de bu mekanların birçoğu arkadaşlar. Bunlar hep pho çorbacıları. Seviyorlar aynı adamlar. Bunlarda kesin bir Antep'le bağlantısı var yani. Bizim gibiler aynı. Ete ekmeğe bayılıyorlar. Bol sarımsak tüketiyorlar. Sevdim Vietleri. Ne yapıyorsunuz abi? Dura ne olmuş ya? Şeytan üçgen olmuş ha. Ortalık 56. Gençler. Caddeden yürüyoruz. Trafiğin ortasından. Kaldırımlarda yürümen mümkün değil çünkü burada yani. Deli gibi motosiklet park ediyorlar. O yüzden yürüyemiyorsun abi. Hep kapalı yollar yani. Caddeden yürümen lazım. Onda da işte sürekli gelip motor çarpıyor. Araba çarpıyor. Çin'den beri yani geldiğimden beri 4-5 defa motosiklet çarptı. Vuruyor gidiyor. Hiç şey, özür dileme de yok. Yani yere düşmediğin sürece, ölmediğin sürece no problem. Bu gibi şeyler sorun değil burada. Motosiklet kaza yapıyor. 2-3 kişi birbirine giriyor. Devam ediyorlar abi motora binip. Hasar olsa bile hiç tutanak tutacağım, polis çağıracağım falan, onlar burada büyük işler. Bunlar da vitamin barcılar. Akşamları böyle Irak, Erbil'de olduğu gibi her yere böyle vitamin barcılar açılıyor. Devlet burada halkını düşünüyor, hasta olmasını istemiyor. Ondan dolayı devlet başkanı talimat vermiş her yere meyve suyu açın diye. Burada da kardeşlerim gelmiş açmışlar. Portakal suyu satıyorlar, mango suyu satıyorlar. C vitamini abi, buz gibi, şifa. Ah. Evet arkadaşlar, bu bölümümüzü de burada kapatalım. Buraya kadar izleyip değer verip vakit ayırdığınız için hepinize çok teşekkür ederim. Az çok demeyelim, boş geçmeyelim. Sizlerin yorumları sayesinde bu bünye var ya, daha çok motive oluyor. Enerjimiz bomba gibi. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Vietnam'ın başkenti Hanoi'den herkese selamlar, saygılar, sevgiler.